Merhaba değerli dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizlerle birlikte sınav süreçleri hakkında konuşmak istedim. Çünkü bildiğiniz üzere büyük ve geleceğinizi etkileyen sınavların tarihleri yaklaşıyor ve buna elinizden geldiğince hazır olmanız gerekiyor. Benim de buna bir katkım olmasını istedim ve bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yavaş yavaş videomuza geçelim. Bu noktada benim de sizlere birkaç tavsiyem olacak. Bu tavsiyeleri not almak isteyenler için şuraya bırakacağım. Şöyle ki bu süreç hem psikolojik hem de fiziksel açıdan sizi çok fazla yıpratacak bir süreç. Saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı, belki yıllarınızı harcayacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreçte kendinizi hazırlamanız gerekiyor bu sürece. Nasıl olacak bu? Öncelikle kendinize vakit geçirmeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü sınav süreçlerinde insanların biraz yalnızlaşması söz konusu. Bu yalnızlaşmadan kastım kötü anlamda değil. Sadece bir odada veya farklı bir alanda saatlerce ders çalışmaktan bahsediyorum. Ve bu süreci en iyi şekilde atlatmak için öncelikle kendinize vakit geçirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Molalarda olsun, tatillerinizde olsun. Kendinizi mental açıdan yükseltecek aktivitelerde bulunmanız gerekiyor. Bununla birlikte en önemli adımlardan biri kendinizi tanımanız gerekiyor. Kendinizi tanımanın ne gibi bir yararı olacak? Öncelikle neyin sizi yoracağını bileceksiniz. Neyin sizi boğacağını bileceksiniz psikolojik açıdan veya neyin sizi eğlendireceğini bileceksiniz. Kendinizi analiz edeceksiniz. Dikkat durumunuzu öğreneceksiniz. İşte uyku probleminiz varsa düzeltmeye odaklanacaksınız. Yani kendinizi tanımak aslında ön hazırlığın en önemli aşamalarından biri. Bunlarla beraber bir de sınavı başarmak için olmazsa olmazlar. Birincisi kendinize inanmanız gerekiyor. Eğer siz kendinize inanmazsanız bu sınavda muhtemelen istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Bu inanma sürecini nasıl daha hızlı yapabilirim veya nasıl daha da arttırabilirim diye düşünüyorsanız öncelikle olumsuz kelimeleri bu sınav sürecinde en azından hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Yapabilir miyim, yapamam gibi kelimeler yerine yapabilirim, yapacağım gibi kelimeler kullanmak. Çünkü söylemler eylemlerimizin ön hazırlığıdır ve söylemlerimiz bu konuda ne kadar pozitif olursa sürecimiz de o kadar pozitif olacaktır. O yüzden lütfen söylemlerimize dikkat edelim. Yani şu soruyu çözemem yerine bu soruyu çözeceğim veya bu soruyu çözebilirim şeklinde yaklaşırsanız eğer o soruyu çözersiniz. Genelde birçok öğrencinin işte bir yanı güçlüdür. Atıyorum KPSS çalışanlar için genel kültür kısmı iyidir ve genel yetenek biraz zayıftır. İşte ben matematik yapamıyorum vesaire der. Bunun yerine benim genel kültürüm iyi. Bunu daha da geliştireceğim. Fakat genel yeteneğimi daha fazla geliştirmem gerekiyor. Buna göre çalışmam gerekiyor ve yapacağımdan da eminim şeklinde konuşarak kendinizi motive edebilirsiniz. İnancınızı ne kadar güçlü tutarsanız bu süreci o kadar güçlü atlatırsınız. Bununla birlikte kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hangi söylemlerde bulunabilirsiniz? Buna tabii ki de siz karar vereceksiniz. Bu süreçte ben nasıl yaklaştım? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle her zaman ben kendime güvendim ve bütün sınavları yapabileceğimi düşündüm. Hatta benim işte birçok insanın da dalga geçtiği meşhur bir sözüm vardır. İşte bir sınavdan 80 almam gerekiyorsa kendime hep şunu söylerim. Yahya sen kimliğini koysan bu sınavdan zaten 80 alır. Bir de çalışıyorsun üstüne puanı eklersin yani diyorum ve bu şekilde kendimi motive ediyorum ve gerçekten de işe yarıyor. Bunu tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Farklı bir yöntem bulabilirsiniz. Çünkü sizi en iyi kendiniz sanırsınız. Ben bu konuda yorum yapamam. Kendinize göre bir güveninizi yükseltecek taktik bulursunuz ve bunun üzerinden sürekli olarak motivasyon açısından kendinizi yükseltirsiniz. Çünkü mental açıdan bu sınav sürecinde güçlü olmanız çok önemli. Kendinizi bir adım öne atmak istiyorsanız sadece fiziksel veya zihinsel bir çalışmadan bahsetmiyoruz. Psikolojik bir ihtiyaçtan da bahsediyoruz. İyi hissetmek, işte mutlu olmak, huzurlu olmak bunları kendinize sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde ne kadar çalışırsanız çalışın bir tarafınız huzursuzsa mutlaka orada kopmalar olacaktır.
Ben de bunu yaşadım. Yaşadığım dönemler oldu. Sağ olsun bana evini açıp işte o gerekli huzura erişmemi sağlayan arkadaşlarım oldu ve o süreci çabucak atlattım. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar kısmına yine birazdan değineceğiz zaten. Ön hazırlık kısmında değil. Ve bir sonraki adımımız kendinizi hazırlamak. Kendinizi sınava hazırlayın. Öncesinde ben bu sınava başlayacağım. İşte pazartesi günü başlayacaksanız atıyorum ki en erken tarih her zaman için bu sınavlarda bugündür. Yarına bırakmayın. Çünkü ne kadar ertelerseniz o gün geldiği zaman tekrar erteleyeceksiniz. O yüzden sınav sürecinde erteleme davranışını hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Planlı, düzenli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden de kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Nasıl hazırlarsanız öncelikle bir süreci hazırlamanız gerekiyor. Yani ben işte atıyorum 8 ay varsa 8 ay boyunca çalışacağım şeklinde kendinizi öncesinden hazırlamanız gerekiyor. Daha sonra sınava hazırlamanız gerekiyor. Sınavda ne yapabilirim? İşte sınav süresine kadar sınavın içeriği nasıl gibi sürekli araştırarak, öğrenerek ve denemelerle kendinizi hazırlayarak sınava da hazırlanabilirsiniz ki sınava hazırlanmanız gerekiyor çünkü o dönemin stresi çok daha farklı oluyor süreçten ve ona hazır olmanız için öncesinde kendinizi ekstra motive etmeniz gerekiyor. Şimdi hızlıca sınav sürecinde neler yapmanız gerektiğine değineceğim. Onun için de hemen geçelim. Şimdi dostlarım sınav sürecinde de farklı adımlar izleyeceğiz ve bu adımlar yine sizi bir adım öne çıkarmak için gereken adımlar olacak. Yine not almak isteyenler için yukarıya adımları tek tek yazacağım. Bu konuda şüpheniz olmasın. Öncelikle sınavı tanımanız gerekiyor. Tanımadığım, yabancı olduğum bir şeye hazırlanamam. O yüzden sınavı öncesinde tanımam gerekiyor. Sınavın içeriği nedir? Sınav kaç sorudur? Hangi dersleri kapsar? Hangi konuları kapsar? İşte kaç net yapmam gerekir başarıma ulaşmam için? Veya bu sınavı kazanırsam sonuçları neler? Ondan sonra beni nasıl bir süreç bekliyor gibi araştırmaları öncesinde yapmam gerekiyor ve sınavın sonuçlarını tanımam gerekiyor. Tanımadığım, bilmediğim, yabancı olduğum bir şeye hazırlanmak çok zordur. Nasıl hazırlanacağımı da bilemem. Ama sınavın ne olduğunu bilirsem, içeriğini bilirsem, nereden başlayacağımı, nasıl devam ettireceğimi de analiz edebilirim. O yüzden sınavı tanımanız çok önemli. Bununla birlikte hemen ardına planlı olmanız gerekiyor. Bu süreçte plansız, işte bodoslama ilerlemek sizi ileriye götürmez. Aksine geriye götürür. O yüzden her zaman yapacağınız çalışmayı öncesinden planlayın. Sonraki adımınızı her zaman öncesinden bilin. Ne kadar bilirseniz o kadar iyi olur. Nasıl olur? İşte yarın çalışacağınız dersleri bir önceki günün gecesinde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yarın ne çalışacağınızı bilirsiniz ve uyandığınız takdirde direkt olarak çalışmanıza başlayabilirsiniz. Bu açıdan planlı olmak çok önemli. İkincisi, çalışmayı sevmek gerekiyor. Bakın dostlarım, her insanın yapabileceği iş değildir bu. Çalışmayı sevmeniz gerekiyor. Eğer çalışmayı sevmezseniz ilerleyemezsiniz. Çalışmak zorunda olduğunuz için değil, çalışmak istediğiniz için çalışmanız gerekiyor. Aksi takdirde sıkılırsınız, bunalırsınız, pes edersiniz. Bunun olmaması için ne yapmanız gerekiyor? Çalışmayı sevmeniz gerekiyor. Çalışmanızı keyifli hale getirin. İşte soru çözerken dans edebilirsiniz. Soruyla sohbet edebilirsiniz ki bu delilik değildir. Bunu ben her zaman yapmışımdır sınav süreçlerinde. Soruyla tartışabilirsiniz. Yani kendinizi iyi hissedebileceğiniz şeyleri yapın. O masanın başında oturduğunuz zaman sadece böyle durmak zorunda değilsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kalem sizin. Nasıl döndüreceğiniz, nasıl yazacağınız size bağlı. Kimse bunu belirleyemez. O yüzden sınav sürecinizde çalışmanızı sevmeniz gerekiyor. Çalışmayı hayatınızın merkezine koymanız gerekiyor. Sadece çalışma hayatında bu süreçte değil, sonrasında da aynı şekilde. Eğer çalışmayı severseniz her an herhangi bir sınava, herhangi bir zorluk derecesine alışkın bir şekilde direkt başlayabilirsiniz. Mesela ben lise döneminden sonra çok yoğun tempoda çalıştım ve çalışmayı severek çalıştım.
İşte üniversite dönemi 4 senelik bir ara ve bir senede öyle geçti diyelim. 5 senelik bir aradan bahsediyoruz. 5 sene boyunca öyle bir çalışma temposu tutturmadım ama KPSS süreci geldiğinde tekrar o tempoya hemen adapte olabildim. Çünkü çalışmayı seviyorum hani. Çalışmaya hayatımın merkezine koyabiliyorum. Eğer bunu yapabilirseniz siz de kesinlikle kesinlikle bu süreçte hem fiziksel açıdan hem de mental açıdan çok güçlü olursunuz. Ve daima ileriye doğru gidersiniz. Bir diğer adım da süreklilik. Süreklilik çok önemli. Bir gün çalışıp 2 gün çalışmadığınız zaman o bir gün çalıştığınızın herhangi bir önemi kalmaz. O yüzden sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bazı derslerin sürekli çalışılması gerekiyor. İşte bazı derslerin ara ara çalışılması gerekiyor. Bu dengeyi siz sağlarsınız. Ben ne yapıyordum bu süreçte? Her gün paragraf çözüyordum. Her gün problem çözüyordum. Her gün matematik çalışıyordum. Siz de bu şekilde süreklilik sağlayabilirsiniz. Ama her gün çalışıyordum. İsterseniz bir gününüzü yine tatile ayırabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama ben işte tercihimi ayırmamaktan yana kullanmıştım ve her gün çalışıyordum. Ama haftada en az 6 gün çalışmanız gerekiyor. Çünkü çok zorlu bir sınavlar, çok zorlu sınavlar bunlar ve sizinle birlikte milyonlarca insan hazırlanıyor bu sınavlara. Onların önüne geçmek için ne yapmanız gerekiyor? Onlardan bir adım öteye çıkmanız gerekiyor, öteye gitmeniz gerekiyor. Bunu yapmanız için de sürekli çalışmanız gerekiyor. Çünkü emin olun ki onlar sürekli çalışıyor. O yüzden sizin de sürekli çalışmanız gerekiyor. Bununla birlikte bir sonraki adımımız sınırları zorlamak. Kendi sınırlarınızı az çok biliyorsunuzdur. Bunu zorlamanız gerekiyor. Bir adım ötesine geçmeniz gerekiyor. Ben bunu nasıl başarıyordum? Her zaman bir soru daha çöz diyordum kendime. İşte 500 soru çözdüysem bir 50 soru daha çözüm, bir 60 soru daha çözüm derken günlük işte bir bakmışsınız 1000 soruya ulaşmışsınız. İşte bir konu çalışıyorsanız iki çok konu çalışmaya başlamış olacaksınız. Her zaman bir adım ötesine geçmeniz gerekiyor. Bu arada dilim bazen sürçüyor ama videonun içeriğini bozmamak için bu videoyu düzenlemeyeceğim ve bu şekilde gidecek. O yüzden sürçmeler için affınıza sığınıyorum. Bir sonraki konumuzda kendinizi koşullara göre güncellemeniz gerekiyor. Çünkü hayat şartları sürekli olarak değişiyor. Ve bu değişen şartlara uyum sağlamanız ve çalışmanızı devam ettirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Kendinizi güncelleyeceksiniz. Atıyorum bir gün sabah kalktığınızda kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ve çabucak kendinizi toparlarsınız zaten bu süreçlerde. İşte 1 saat, 2 saat çalışma düzeniniz aksıyorsa kaydırırsınız diğerlerini de. Veya işte bir gün bir yere gitmeniz gerekiyordur. Çok acil bir işiniz çıkmıştır. İşte 4 saatinizi o işe ayırmanız gerekiyordur ve o işe ayırdığınız zaman 4 saati diğer saatlere o 4 saate aktarmanız gerekiyor. Eşit pay etmeniz gerekiyor veya bir şekilde düzenlemeniz gerekiyor anlayacağınız uyum sağlayın. İşte benim bugün işim vardı, ben bugün çalışmayacağım gibi bir bahane uydurmayın. Dediğim gibi bahanelerle, ertelemelerle işiniz yok. Sizin tek bir şeyiniz var. İleriye gitmek. Asla geriye gitmeyeceksiniz. Ve bu süreçte işte uyum sağlamazsanız, bahane üretirseniz, ertelersiniz, her zaman ileriye değil, geriye gidersiniz. Ve geriye gitmek bizim istediğimiz bir sonuç değil. Bir sonraki konumuz da eksiklerle ilgili. Birçok insanın yapmadığı şey, sürekli olarak dersleri, konuları bitirmeye odaklanır. Siz bunu yapmayacaksınız. Sizin yapacağınız şey, hem ilerlerken bir yandan da eksiklerinizi kapatacaksınız. Nasıl olacak bu? Atıyorum işte Türkçeden ilerliyorsunuz, matematikte eksikleriniz vardır. Bunları hemen analiz edip oraya çalışmanız gerekiyor. Veya tarihte işte atıyorum Osmanlı dönemini biliyorsunuzdur ama Selçuklu dönemini bilmiyorsunuzdur. O Selçuklu dönemindeki eksikleri kapatmadan Osmanlı dönemine geçmemeniz gerekiyor. O yüzden öncelikle eksiklerinizi bilmeniz ve buna göre çalışma düzeni ayarlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle kendinizi tanıdığınız için oradan bir avantajınız olacak. Bununla birlikte deneme çözerek eksiklerinizi göreceksiniz. O yüzden denemeler çok önemli. Sürekli deneme çözmeniz gerekiyor. En az 2 günde bir deneme çözün.
Bakın konuların bitmesini beklemeyin. Eksiklerinizi öğrenmek istiyorsanız denemeleri çözmeniz gerekiyor. Denemenin süresi yok. Yani ben işte son 2,5 ay deneme çözeceğim veya işte ben bütün konularımı bitirdikten sonra deneme çözeceğim gibi bir durum söz konusu değil. Eğer deneme çözmezseniz eksiklerinizi görmezsiniz. Bu yüzden denemeleri çözmeniz gerekiyor. Şimdi dostlar gelelim nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmaya. Bu nacizane tecrübelerimden, kendi çalışma dönemimden, tavsiyelerimden oluşuyor bu bölüm. Burada da dikkat etmeniz gereken sizi ileriye taşıyacak bilgiler mevcut. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Biraz kendi sürecimden de bahsedeyim öncelikle. KPSS sürecine 1 yıl boyunca hazırlandım ben de sizler gibi. Sınav stresiyle başlatma noktasında biraz sorunlarım oldu. Fakat sonucunda işte güzel bir puan aldım ve daha sonrasında bu süreç içerisinde bir de ALES'e girdim ve bundan da yine yüksek bir puan alarak bu dönemi kapattım. Daha sonra mülakata girdim ve mülakat sonucum da geçenlerde açıklandı ve başarılı geçtiğini öğrendim. Şöyle ki bu KPSS sürecinde uyguladığım birçok mevzuyu mülakatta da uyguladım. İşte kendini motive etme olsun, hazırlık aşaması olsun, işte kendimi tanıma noktasında olsun. O yüzden bunlar sizin hayatınızın her alanında işinize yarayacak bilgiler. Dikkatli dinleyin, uygulayın ve başarın. Başarmak sizin elinizde. Siz isterseniz eğer başaracağınızdan eminim. Önünüzde kimse duramaz. O yüzden öncelikle sizin bunu istemeniz gerekiyor. Hemen şimdi hızlıca tavsiyelere geçelim. Öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi bahaneler ve erteleme davranışını hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu sadece sınav süreci için değil. Tüm hayatımız boyunca yapmamız gereken şey bahaneleri ve ertelemeleri unutun. Çünkü bahaneler sizin yarına çıkmanıza engel olur. Ertelemeniz de bugününüzü kaybetmenize neden olur. Bir insanın bugünü ve yarını kaybolursa ne olur? Senden geriye hiçbir şey kalmaz değil mi? O yüzden bahane ve erteleme davranışını kesinlikle hayatından çıkarıyorsun. Özellikle sınav süreçleri için ve sonrası için. Benim birkaç da tavsiyem var. Öncelikle bu tavsiye, şu ajanda tavsiyesi benim tavsiyem değil. Değerli bir arkadaşımın tavsiyesi. Kendisi rehber öğretmenlik yapıyor ve kendisinin bilgilerine de güveniyorum. Kendisi bana ajanda tavsiyesinde bulundu. Bu ajanda nasıl bir ajanda? Çalışmanızı birebir kaydedeceğiniz bir ajandadan bahsediyorum. Bunun içeriği nedir? Öncelikle hangi dersi çalıştığınızı, saat kaçta başladığınız, saat kaçta bitirdiğinizi, kaç soru çözdüğünüzü, kaç doğru olduğunu, kaç yanlış olduğunu hepsini kaydetmeniz gerekiyor. Bununla birlikte benim de size tavsiyem yanında da bir tane dosya bulundurmanız. Bu dosyaya da çözemediğiniz soruları tüm test bittikten sonra kesip içine atmanız gerekiyor. Çok güzel bir taktik söyleyeceğim bu noktada. Tüm hafta boyunca çözemediğiniz soruları o dosyada biriktirin. Ve pazar günü sabah uyandığınızda yine günlük rutininiz olacak. İşte paragraf çözme ve problem çözmeden sonra o çözemediğiniz soruları çözün. Bu noktada nasıl bir avantajınız olacak? Kendinize ödül vermiş olacaksınız. Bu ödül nedir? Ne kadar çok soru birikirse gününüz o kadar gider. Ama ne kadar az çözemediğiniz soru olursa pazar gününüz o kadar size tatil olarak geri dönecektir. O yüzden bu sizin kendinize verdiğiniz bir ödül olacaktır. O yüzden çözemediğiniz soruları dosyalarda biriktirin ve haftada bir gün muhakkak o dosyadaki soruları çözün. Çünkü çözemediğiniz sorular her zaman sizi bir adım öne götürür. Bunu birazdan tekrar konuşacağız. Ve bir sonraki adım, kaynak tarama adımı. Ne kadar çok kaynak tararsanız o kadar çok öne geçersiniz. Çünkü bu süreç sadece dersleri ezberlemek değil, soruları ezberlemek, çözüm taktiklerini ezberlemek de bu sürecin içerisinde. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Farklı kaynaklardan sürekli aynı konuyu çözerek. İşte atıyorum İslamiyet öncesi Türk devletlerini konuşacaksanız bunu en az 5 kaynaktan çözmeniz gerekiyor. Bu ne olacak? Hem farklı soru görme
ihtimalinizi arttıracak. Hem soruları ezberleyeceksiniz, hem de günlük olarak tekrarınızı yaptığınız için konu sürekli olarak aklınızda kalacak. O yüzden kaynak tarama çok önemli. Kaynaklarınızı da doğru seçmeniz gerekiyor. Bakın, kalitesiz, absürt soruların olduğu kaynaklardan bahsetmiyorum. Sınav programına, sınav formatına uygun kaynakları seçmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim daha yeni bahsettiğim, çözemediğimiz sorular kısmına. Bakın, çözdüğünüz sorular öğreticidir. Fakat çözemediğiniz sorular her zaman daha öğreticidir. Çünkü çözemediğiniz sorularda sizin bilmediğiniz özelliğiniz yatar. Yeni bir şeyi keşfedersiniz. O yüzden çözemediğiniz sorularla uğraşın mümkün olduğunca. Çözemediğiniz zaman yardım alın. Yardım almaktan asla korkmayın. Ama muhakkak ki o çözemediğiniz soruları yanıtsız bırakmayın. Bir şekilde onun yanıtını bulun, araştırın, öğrenin. Program yapma, biraz önce bahsettiğim o sınav sürecinde olan süreklilik açısından çok önemlidir. Programınızı yapmanız sizin nasıl çalışacağınızı bilmeniz anlamına gelir. Neyi ne zaman yapacağınız, ne kadar yapacağınızı bilmeniz anlamına gelir. O yüzden program yapma çok önemli. Bunu profesyonel biri eşliğinde yapmanız daha önemlidir. Ama yine her zaman için söylediğim gibi sizin nasıl çalışacağınızı en iyi siz bilirsiniz. O yüzden programınızı mümkün olduğunca kendiniz yapmaya çalışın ve daha sonrasında bir bilen birine danışın. Onaylatın yani. Ama öncelikle kendiniz yapın ki nasıl çalışacağınızı bilin. Günlük çalışmak süreklilik açısından çok önemli demiştim. Ben bu dönemde nasıl çalıştım? Öncelikle ilk uyandığım zaman zihnin en berrak olduğu, işte o dünden kalan bilgilerin beyne işlendiği ve tekrar temizlendiği zamandır. O yüzden sabah ilk uyandığınızda paragraf ve problem çözün. Çünkü zihniniz aktif. Aktif olduğu için daha hızlı çözeceğiniz anlamına gelir ve daha doğru çözeceğiniz anlamına gelir. O yüzden sabah ilk uyandığınız zaman önce paragraf, daha sonra matematik çözün ve daha sonrasında kahvaltı yapın. Çünkü kahvaltı yaptığınız zaman zihninizin bir bölümü sindirime odaklanacaktır ve bu zihinsel bölüme sizin işinize gelmez. O yüzden yemekten önce paragrafınızı, probleminizi çözün ve daha sonra yemeğinizi yiyin. Sonra günlük olarak çalışmanız gereken bir ders matematik. Çünkü kat sayısı yüksek, hata yapma oranı yüksek, ortalama açısından Türkiye'nin ortalaması işte daha düşük diğer derslere göre matematik kısmında. O yüzden matematik sizi bir adım öne taşıyacaktır. Matematiğe biraz daha ağırlık verin. Daha sonrasında işte istediğiniz bir ders, coğrafya olur, tarih olur, vatandaşlık olur, birini tekrar çalışın ve günü tekrar yine bir test, paragraf çözerek kapatın. Daha sonraki gün aynı şekilde yine başlarken paragraf, matematik, işte daha sonrasında işte coğrafya çözdüyseniz bir gün öncesinde, daha sonraki gün işte tarih, vatandaşlık veya Türkçe dil bilgisi şeklinde sürekli olarak değiştirin o kısmı. Ama değiştirmeyeceğiniz, sürekli çalışmanız gereken dersler var. Ağırlık vermeniz gereken dersler var. Bunlara gerekli ağırlığı verdiğiniz zaman diğer çalışanlardan bir adım öne çıkmış olacaksınız. Çalışma kısmında dikkat etmeniz gereken bir diğer kısım da bir sözel, bir sayısal ders şeklinde gitmeniz. Yani iki tane aynı içerik sahibi olan dersleri ard arda çalışırsanız sıkılabilirsiniz, bunalabilirsiniz. O yüzden işte Türkçe çalışıyorsanız ardına matematik çalışın. Veya sözel mantık çalışıyorsanız işte ardına işte coğrafya çalışın şeklinde. Sürekli olarak farklı derslere ard arda çalışırsanız hem motivasyonunuz yükselecektir, hem de sıkılma durumunuz en aza inecektir. Bu yüzden ard arda gelen derslerin seçiminde de dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim katsayı konusu. Türkçe ve matematik çok önemli. Çünkü özellikle paragraf kısmında birçok insan takılıyor, süre kaybediyor, yanlış yapıyor vesaire derken net sayısını düşürüyor. O yüzden sizin katsayısı önemli olan konuları, dersleri bilmeniz gerekiyor ve buna biraz daha ağırlık vermeniz gerekiyor. Ağırlık verdiğiniz takdirde de kesinlikle bir adım öne çıkacaksınız. Zaten önemli olan sizin burada
diğerlerinden bir adım öne çıkmamız. Bizim istediğimiz bu. Eğer kazanmak istiyorsak öne çıkmamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım. Bu bir sistem ve bu sistemde yarışmacı olmak gerekiyor. Rakiplerimiz var ve onları bir şekilde geride bırakmamız gerekiyor. Bunu ne kadar kabul etsek de etmesek de. Ben de her zaman rakip konusunda işte ben rakip tanımak istemiyorum. Hani bu bir yarışma değil gibi düşünürüm ama yine de yapmamız gereken bu olduğu için yapıyoruz. Bu şekilde çalışarak dostlar kendinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Bununla birlikte biraz önce defaatle bahsettiğim motivasyon konusu. Sürekli olarak motivasyonunuzu yükseltmeniz gerekiyor. Psikolojinizi olumlu yönde geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü fiziksel olduğu kadar mental olarak da yıpranacağınız bir süreçtesiniz. Bu süreçte mümkün olduğunca kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Unutmayın, bu sınav son sınavınız değil. Ama biz sadece bu sınavın son olmasını istiyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Yoksa bu dünyanın sonu değil. İşte bu sınav sizin geleceğinizi etkiliyor olabilir ama bu sizin başarınızı belirlemez asla. Sistem bunun üzerine kurulu sadece. O yüzden çalışmamız gerekiyor zaten. Yani sınavdan aldığınız bir notla, bir puanla siz başarısız sayılmıyorsunuz. Önemli olan sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, ne kadar ilerlettiğiniz. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi dostlar, videonun sonuna gelmeden önce birkaç fiziksel aktiviteden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu süreçte fiziksel sağlık çok önemli. Onun için mutlaka bol bol su için, işte aralarda yürüyüş yapın, yapabiliyorsanız spor yapın veya onun dışında beslenmenize dikkat edin. Size zarar verebilecek besinlerden uzak durun. Bununla birlikte son tavsiyem de sizi aşağı çekecek insanlardan uzak durun bu süreçte. Çünkü bu süreç sizin daima ileri gitmeniz gereken bir süreç. Arkadaş çevreniz olsun, akraba çevreniz olsun, aileniz olsun, sizi aşağı çekebilecek kim varsa bir süreliğinize hayatınızdan uzaklaştırın. Bakın, bu çok önemli bir konu. Çünkü siz bir süreçtesiniz. Bu süreci mümkün olduğunca hedefinize uygun tamamlamanız gerekiyor. Ve hedefinize ulaştığınız zaman da o insanlar bu durumu anlayacaktır. Sizi saygıyla, hoşgörüyle karşılamaları gerekiyor bu karar konusunda. Ve sizin de bu kararı almanız gerekiyor. Çok önemli bir karar, zor da bir karar biliyorum ama yapmanız gereken bir karar. Bu süreçte biraz bahsettiğim gibi yalnızlaşmanız gerekiyor. Kendinizle vakit geçirmeniz gerekiyor ve tamamen bu hedefe odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtacak, sizi aşağı çekecek insanlar bu yüzden hayatınızdan en azından bir süreliğine uzaklaşması gerekiyor. Ben bunu uyguladım. Kendi tecrübelerimde bahsetmiştim zaten. Sürekli olarak da bahsediyorum. Bu dönemde arkadaşlarımla konuştum ve bir süreliğine görüşmeyeceğimi dillendirdim. Çünkü bu süreçte yapmam gerekiyordu. Onlar da bunu saygıyla karşıladı. İşte sen yapman gerekeni yap. Ne gerekiyorsa başarman için onu yap, biz arkandayız dediler ki zaten söylerseniz insanlar bunu anlayacaktır. Şimdi dostlarım, videonun sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu süreci daha iyi atlatmanız için bu video size bir yol gösterici olur ve bu süreci inşallah hepiniz hedefinize uygun tamamlarsınız. Hedeflerinize ulaşırsınız. Mutlu sonuçlar alırsınız. Şunu yaşamanızı istiyorum. Bakın, ben çok uzun olmayan bir geçmişte mülakat sonucumu aldım ve gerçekten o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Anlatılmaz yaşanır denilebilecek duygu o duygu. O yüzden o duyguyu yaşamak istiyorsanız günlerinizi heba etmeyin. Lütfen ertelemeyin, bahane bulmayın. Çalışın, planlı olun, sürekli çalışın ve başarın. Eğer bunları yapabilirseniz başaracaksınız. Bakın, başarabilirsiniz değil, başaracaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz dostlarım. Umarım dediğim gibi yardımcı olmuşumdur. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.
Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin tavsiyeleriniz varsa, önerileriniz varsa bildirebilirsiniz. Bana yahyaanlar.1@gmail adresinden veya pozitif nokta adam 3 tane M var sonunda. Instagram adresinden bana herhangi bir zamanda ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlıyorum ve size tavsiyelerde bulunuyorum. Özel olarak da benimle görüşebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başarılar sizinle olsun.